Ben de bir çığlık alacağım sizden. Fikriniz var mı yok mu? Güzeldi. Bize şey çeker misiniz zımbırtı? Thumbnail mi? O thumbnail olur, story olur. Özgür'e tek tek vereceksin, karıştırıyor kafasına. Tamam. Thumbnail. Tek tek. Yatay olan. Ya çekiyor musun? Oğlum çekiyor mu? Sosyal medya 101. Özgür. Video mu çekiyorsun? Video mu aşkım? Özgür çekiyor ya. Kanka poz veriyorum, ben böyleyim kanka videoda ya. Açayım mı? Buyurun efendim. Açıyorum efendim. Hazır mısınız hayatım? Açıyorum hayatım. Buna şahit olacağım. Bu evet sesimi duyan herkes. Toksik İlişkiler'e hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Öykü Hanım kim var ya ortamızda? Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar. Toksik İlişkiler kanalına hoş geldiniz. Elime burada bir şey koyarsın Özgür. Çok mal gibi oldum koymadım, ben. Kesin koymadım. Kesin koymadım. Kolay mendili koyacağım. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İstanbul'da yakaladık hemen. Evet, hemen. Çok güzel denk geldi. Ben çok az vaktim var, denk gelmeyiz diye üzülüyordum ama çok iyi oldu. Bayağıdır yürüyüşüyorduk zaten. Sonunda karşınıza getirebildik. Bayağıdır şeyi yaşadık yani. İyi ki bizimlesin bugün. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Bugün şey konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Taktik falan. İlişki taktikleri, strateji, bam bam, küt küt bir şeyler konuşacağız değil mi Aslı Hanım? Bam bam küt küt. Bam bam küt küt. Taktik maktik yok. Bam 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 bam. Hadi bakalım. Vallahi benim şey vardır hayatım. Görüldü atınca yazma. Hemen yazma cevap. Ama en basitini söyledin ya. Beyzik. Bütün dünyanın yaptığı bir şey. Yazmam. Bir iki saat vururum. Sen hemen yazıyor musun? Ben yazarım. Vallahi. Ama şöyle zaten Özgür bir Tinder kullanıcısı olduğu için beni anlar. Ben de bir Tinder kullanıcısıyım. Tinder'da zaten beğenmediğime yazmıyorum. Gönülde attım zannediyorlar. Bir daha yazıyorlar. Hayır gönülde atmadım. Seninle görüşmek istemiyorum. Anlayın artık. Anla. Ama bazen hemen de yazıyorum. Telefon elimdeyse yazarım. Değilse mesela bazen yazmıyorum. Diyor ki niye yazmadın? Dedim meşguldüm. Hoşuma gitmiyorsun ya. Hoşuma gitmedin ya. Ben de gitmeyene hemen yazarım. Hani araya o karşım falan tarzı belli ederim. Ama hoşlandıysam 3 gün falan yazmam. Peki ilk mesajı atar mısınız? Asla. Hayır. Gerçekten. Bu bizi biraz seksist yapıyor mu? Evet. Oğlum kimse atmazsa nasıl başlayacak ilişki? Biriniz siz atacaksınız. Siz atacaksınız. Tamam da yani bütün yük üzerimizde olamaz yani. Sonra alacağız yükü. İlk yükü. Birkaç kere atmışlığım var ya. Valla. Çok beğendiysem. Yani ama Tinder'da kaç match arasından 3 kişiyi atmışımdır belki. Helal olsun. Peki başarı oranı nasıl oluyor? Senin atışınla onların atışı arasında. Aynı. Valla. Ya çünkü muhabbet tutmazsa iki türlü de tutmuyor ki. Doğru. Çalışmıyor bu strateji o zaman. Yazmama yani. İlk yazmama pek çalışmıyor o zaman değil mi? Ya erkeğinden erkeğine değişir. Bazısı kovalamayı seviyor. Evet seviyor. Bazısı naz niyaz seviyor. Evet, bazı seviyor. Yine de açılmamış gelecek diye çok korkuyorum. Ben de gerginim. Siz seviyorsunuz mesela kovalayan. Özgür'le biz yazılmayı da seviyoruz ama. Bize yazılsın isteriz. Ben yazılsın. Kovalanmayı çok severim. Bu arada bahsettiğimiz şey flörtse ben aşırı severim. Flörtle ilgili bir sıkıntım yok. Tabii tabii. Öküz gibi flört. Mümkün ol 8 ay flört. Ben okuyayım. 8 ay ne yapıyorsun? Ben flört ediyorum. 8 ay fıngır diyorum yani 8 ay. Ben severim ama ilk yazmam demek istedim. Yok o kadar uzun flört olur mu? Sanki hamilelikten bahsediyor. Sen flört ediyorum. Sonucunda bir çocuk oluyor. O da ilişkim. Zuhur eder sonra. Peki ilişki olmazsa 8 ay çöp. Evet, olsun eğlendiğimle kalırım. Kız flört yani. Ya nedir ya? Hiç sevmem. Hiç sevmem. Vallahi. Sen hemen şeye bak. Neyse belli olsun. Biraz o mod. Ya bir de zaten ilk konuşmamda ya benim için çok kısa sürüyor birini sevip sevmediğimi anlamam. Hani ilk böyle konuştuysak ve olmadıysa asla. Olmuyorsa olmuyor, zorlama. Yani kimyayı hemen anlarsın. Tutuyor tutmuyor mu? Anlarsın. Baktın doğru. Olmuyor, bakma yani. Baktın olmuyor, öbürüne bak. Evet. Diğerlerine bak. Sağa kaydır. Sağa kaydır aşko. Şey var mı sizde? Close friends'i alıp göndermeli story mesela. Ben priv hesabımı veriyorum. Kendi Instagram'ımı vermiyorum zaten. Ama mesela priv hesabı da hiç kullanmıyorum, tamam mı? Öyle bir şey ki hiç kullanmıyorum. En son 2021'de mezuniyetimden post atmışım. Çocuk diyor ki sen sosyal medyayı kullanmıyorsun diyorum. Ben biraz stokluyor falan. Ezgi stokluyor çocuğu. Böyle birinci date'den sonra beğendiysem sosyal medyamı veriyorum. Diyorum ki ben sosyal medyacıyım. Merhaba. Öyle oluyor genelde. Yoksa hayır, hayatta vermiyorum asıl şeyimi. Çünkü şey yapıyorlar. Oha sen ünlü müsün? Ya. Gerçek yüzünü göremiyor gibi mi oluyor o zaman? Hayır, o an bütün karizması sönüyor mu? Evet yani oha sen ünlü müsün de deme yani. Yani çok kötü. Gereksiz. Evet. Bunu şey oldu mu? Nereye bakar mısın? Aşkım köpeğin galiba bozuldu. Köpeğin bozuldu, bir şey oldu hayvanıma. Böyle yatmışlar, bacaklarını da açmış. Kız bu senin ilişki taktiğin mi? Oğlum hemen belli eder hayatım. Ya kısa ve hızlı. Kısa yani net. Bilmiyorum. Ben de göndermeli story olurdu biraz. Göndermeli post. Ama close friend'ini alınca götü kalkmasın. Direkt normal story'e paylaşırsın. Bazı şey yapanlar var biliyor musun? Story'sinden herkese engelleyip sadece o kişiyi açık bırakıp normal story atanlar varmış. Ay çok yapar. Çok istemiş ama. Evet, göndermeli. Bir kişi görecek o story'yi falan. Asıl güzel. Göndermeli öyle atılır. O da bakmıyor story'ye. Sıfır izleyici. Ne bileyim abi böyle göndermeli şeyler yok mudur ya? Yaparsın ya evet, göndermeli yaparsın. Şeyler. Bilmiyorum. Bende şey vardır. Rahatsız olup kıskanacağını bildiğin şeyleri atmak. Sarhoşum dışarıdayım falan. O tarz şeyler. Tabii. Evet, kafam çok iyi. Şeyimde bile değilsin falan. Ama bunun prodüksiyonu senin için. Şey yapıyorlar ya böyle televizyondan atıyorum club ortamını açıp onu story'e atıyorlar. Alkol gösteriyorlar falan. Kesin yapacağım bir şey var. Bu arada. Ya da böyle eski dışarıya çıktıklarımdan bir video falan. Nereden bilecek? Nereden bilecek? Güzel. Yapılır. Allah size taktik ya, ders veriyoruz resmen, mükemmel. Erkeklerde ne var böyle mesela? Biz biraz kızlar. Ya ben mesela yok olurum. Merak etsin. Yok olurum. Ne demek lan o? Ghostlarım diyor. Hiç story atmam mesela. Kavga ettik. Hiç story atmam. Meraktan bırakıyor. Bu da güzel oğlum. Asla yapabileceğim bir şey değil. Ben çok bağıran bir insan olduğum için. Doğru. Sessizliğe gömülmek, sen yapabilir misin? Yapamam. Benim için fazla erdemli bir davranış. Ama mesela kavga ediyoruz. Ben hiçbir şey atmıyorum. Merak etmez misiniz? Ederim ki. Edersin. Ederim bu arada. Şeref süreceğim. Öldüm ama. Yani buralar hep zoom. Bizde kesme olmuyor genelde. Zoom oluyor. Böyle şey her öksürükte. Onu ben de yapıyorum. Son bir tane konudan çok bağımsız bir yere gireceğim. Bir tane videomda arabadayım. Ne oluyor ya? Ölüyorum. Gerçekten ölüyorum galiba. Arabadayım. Su vereceğim kısım geliyor. Kız reklam olmasın. Çek onun şeyini. Çıkar. Bedavaya erikliye. Yapmayın harbiden, en sevdiğim özelliğiniz bedavaya reklam değil yapmayın. Erikli para verince açacağız ellerimizi bu videoda. Şişesinden belli ya, üzüyor. Evet. Arabanın camından dışarısı görünüyor ya. Görünen manzara şu, böyle koymak istemiyorum. Şöyle koyayım mı? Arabanın camından görünen manzara ne biliyor musunuz? Motor. Motorun önünde bir tane sürücü var, arkasında biri daha var ama paket motoru, böyle arkasında şey oluyor ya. Hafif yağmur yağdı, tamam mı? Adam arkayı açtı. Kafasını böyle içine taktı. Abi. Ve ben buraya zoom attım. Ve çok güzel oldu. Onun için zoom atın. Evet, tam olarak Özgür'ün yapacağı bir hareket. Yani. Kesinlikle. Taktik başka ne yaparsınız? Ya ben ne yapıyorum bir düşüneyim. Evet, birini çok beğendin. Nasıl ilerliyorsun? İlerlemiyorum. Ben de. Ama bayağıdır şey vardı bende. Beni beğenmez ya falan. Olmaz vardı bende. Ben onun için ilerlemem yani. Şimdi ilerlerim, rezil falan olurum. Hani aynen. Allah muhafaza diye böyle. Çok yapmadığım oldu yani. Bayağı oldu. Benim de olur bu arada. Karşılık alamazsam tribim olur yani. O ego. Azıcık bir cesur olmak gerekiyor herhalde. Azıcık daha olsa cesur olmak gerekiyor. Ne olabilir ki yani? Olmazsa olmaz. Boş ver yani. Ne olacak? Çok abartıyoruz yani. Ama işte egon zedelendi mi toplamak da sana kalıyor ya. Bunu ego meselesi yapmamak lazım. O beğenmedi mi? Onun problemi demek lazım yani mesela. Aynen öyle. Değil mi? İşte onu meşrulaştırmak için işte benim Madrid'de verdiğim örnekten aynı vereceğim. Bara gidiyorsun abi. Barda herkes tanışmak için. Single olduğunu anlıyorsun. Tek tek kızlara gidiyor. 10. kız evet diyor. 10. kızı alıp gidiyor abi. Evet. Diğer 9 zaten... kızda hiç kapalı. Beyni orada değil ama dedi ki baştan ben birini alıp gideceğim diyor. Sen standartlarını düşürürsen zaten seçenek çok. Evet. Ama doğru. Böyle nereye kadar çok yani, anladın mı? Evet. Bok yoluna da gidebilirsin. Ben de şu an bir şeye ben single'ım yazmak isteyen var mı desem DM'm yazarlar. Mal kaynar. Aynen. Benim DM'm çok kötü arkadaşlar. Bahsetmek istemiyorum. Evet. Nereden geliyor bu cesaret? Özgür'e sormak istiyorum. Erkek oldu. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Pipilerinden geliyor, affedersiniz yani. Bir erkekle bir kadın asla aynı cesurlukta olamıyor yani. Ama o pipi neden bana geliyor? Onu konuşmamız lazım. Sizde dursun hayatım. Ben şimdi 10 tane erkeğe birden 10'a kadar gideceğim de 9'unu beğenmeyeceğim de 10.'yu seçeceğim de yani benim bunu yapma rahatlığımla bir erkeğin aynı mı abi? Aynı değil ya. Demeden yürümek de bana çok garip geliyor. Ama nereden yürüyeceğim başka? Ben bu devirde yürüdüm. Sanki biraz öyle gibi ya. Evet, internetten. Hatta mecbur. Bana şey daha bile garip geliyor. Kafede gördüm, yanına gittim. Bence şu an daha garip geliyor. Bence çok tatlı ve çok doğal ve mükemmel. Hayır, ona sapık gibi masama niye yaptın? Kız ben daha çok korkarım. Ama deme daha kötü. Kız korkarım. Üniversiteye yeni başlamıştım. Annemle konuşuyoruz. Dedim ki anne hiç arkadaşım yok falan dedi. Kızım dedi. Mesela kahve alacaksın ya dedi. Sırada beklerken birinin yanına git muhabbet kur dedi. Anne dedim sen manyak mısın? Yok onu yapamam. Yapamam. Hayatta yapamam. Aynı şey ilişkiler içinde geçer. Tutup böyle birinin masasına. Bizim okulda bir tane öyle kız vardı. Gidip herkesin masasına oturup herkesin muhabbet kuruyordu. Ama bu hayatta o kızlar kazanıyor. Kazanıyor kardeşim. Kazanıyor. Manitada yapmıştı. Çok işte. Yakışıklı manita yapmıştı mesela. Böyle diye. Ama yine de bak senaryoyu kuruyorum. Mesela bir kahve içmeye gittin. Evet. Ama sonra siparişte bırakırken biriyle çarpışıyorsun. Bir bakıyorsun hayatta gördüğün en yakışıklı insan şimdi. Bundan daha güzel bir senaryo olabilir mi? Bu yaz dizisi ya bu. O senaryo ama ya. O gerçek olan mı? Ve biri masama gelip dese ki hani çok güzel tanışmak istiyorum. Ben şey yapıyorum. Ay polis! Oğlum yani korkarım abi yani ne bileyim abi. Bana da DM'den çok korkutucu geliyor ya. Kız kapalı engellersin hesap. Ne olur. Hayır kapalı hesap mesela yakışıklı bir PP var orada. Selam güzellik yazıyor bana. Güzellik zaten engel ya güzellik. Kötü. Bu arada. Geçen gün bir tane DM gelmiş. Çok merak ettiğim için açtım. Çünkü şu an ilişkim var. Hani şey de yapmıyorum. Açtım tamam mı? Çocuk ses kaydı atmış. Öyle de yürüme yani. Fotoğraf atmış böyle. Aynadan sırt kaslarını atmış. İşte sırtıma atla seni kaçıracağım hırr falan diyor. Oo, çok iyi. Ben de SS aldım. Dedi ki neden SS aldın? Sana ne dedim. Arkadaş gruplarımızda döndü. Önüne gelene sırtını atarsan SS alırlar hayatım. Alırlar. Hırr yani. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bu da bize. Ya bunu da yapma. Bu olmaz. Ya DM'den yürümek derken bu olmaz. Düşünüyorlar mı ya? Düşünüyorlar yazıyor çünkü. Hayatım. Gerçekten mi? Motivasyon. Sen ne diyeceksin? Atlıyorum o sırta. Geliyorum Kazım. Düşünsene bunu yazıyorsun ve seni ifşa ediyor. Çok kötü. Kazım. Çok Kazım. Tam Kazımlık hareketi. Kazım. Linçleyecek şimdi bizi. Ama öylesine bir nude göndermekten çok daha öte bir şey bence. Konuyu bağlamış yani. Sırtım bu, sırtıma atla seni götüreyim. Kanka bunu hayal et. Evde çocuk böyle yapıyor. Bitti benim için. Benim seks tansiyonu yerlerde. Bitti benim için yani. Aşkım öbürü de çok kötü. Daha kötüsüne biliyor musun? Yanına kola kutusu. Şey, 330 mililitre mi şey mi? Büyük bir şey mi? Ya da pizza kutusu. Yapma. Ay yeter. Pardon. Ay. Ya buna düşendeki kadınların ben onu da anlayamıyorum. Mesela çok şey bir şey ya biraz daha. Buna düşen kadın var mı ya? Ama niye atıyor herkes uzman? Varsa da var. Bacılarımızı şimdi şey yapmayalım. Asla yok. Buna düşen asla yok. Bak Adonis'e düşersin. Kolkasına düşersin. Çeneye düşersin. Güzel göze düşersin ama çüke düşmezsin ayıptı söylemesi yani. Düşen varsa evet ayıp ya. Belli bir raddeye gelecek öyle şeyler öyle atılır yani. Ya, zönk diye atılmaz. O tanışma fotoğrafı olamaz bence yani. Yani olmamalı. Düşünsene nasıl tanıştınız? Coca-Cola'yla. Coca-Cola ilişki sponsorumuz. Evet. Coca-Cola da ne bize sponsor olur var ya. Keşke. İçsek şurada serin soğuk. Lok vallahi gömerim burada lok. Ya Aslı Hanım. Aa evet biz gelince haberi gelsin evlerinize haberi gelsin. Çekin adam yutları. DM'ler size gelsin. Bu doğaçlama mıydı? Hep atıyorum her bölüm atıyorum. Biliyorum da doğaçlama mı atıyorsun? Şeyi mi atıyorsun? Şu an bir daha hiç düşünmüyorum abi. Çok muhabbete göre vuruyorum. Nasıl kurgu? Seni bunu yut konusuna getirmek için buraya getirdim. Hepsi bunlar baştan planlanmıştı. Aslı'nın yeteneği bu iş. Bunların hepsi planlanmıştı. İnşallah para edecek bir gün. Belki markalar mani ister kardeşim. İnşallah. Niye olmasın? Değil mi? İnşallah. Nasıl olsa sen söylüyorsun. Bana giren çıkan yok. Varsa zor marka Aslı'ya mani. Kardeşim bizden ona öyle alalım. Sponsorluk geliyor bu maksimum işte fal çıkan sakız markasından. Acaba hangi marka? İnşallah. Çok da çiğneriz. Kızakta çiğneriz. Ne diyorduk? Nude diyorduk. Taktik falan. Taktik maktik yok. Bam bam dedik. Nude dedik. Nude dedik. Anne lütfen. Anneler kapatsın. Benim annem izlemesin. Biraz şok olur ondan sonra. Peki hangi evrede arkadaşlarınızla tanıştırıyorsunuz? Çok sonra. Çok sonra. Hala tanıştırmadım. Yani normal. Çünkü Özgür'cüm bir haftada tanıştırmak istediği için. Evet. Hı-hı. Ama arkadaş ailenin bir önceki level'ı. Yani evet çok, bence de. Bence önemli bir çok level zor. Yani. Sizin ilişkiniz ne kadarlık şu an? 2 yıla geliyor. Maşallah. Tanıştık. Ve hala tanıştırmadık. Hepsini aynı ortama toplamak o kadar zor ki. Hani arkadaşlarım çok farklılar. O çok farklı. Yani ortak konuşacak bir şey bulamazlar diye ben geriliyorum. Alkolü daya. Bak alkol her şeyin çözümü. Herkes gevşer. Abi tavsiye kanalı ya. Vallahi yani. Şey bölümü vardı ya, izlediniz mi? Brooklyn Nine-Nine'da izlemediyseniz işte aileleri tanıştırıyor iki genç. Bir sürü şey yazmışlar. Hepsinin ortak noktaları diye liste çıkarmışlar. Hiçbir şey olmazsa şarabı daya, şarabı daya diyor. Ve günün sonunda şarabı dayıyorlar. Bu da bir taktik. Hiçbir şey olmuyor. Ayrı ayrı tanıştır abi. Değil mi? Anca öyle olacak. Tek o da beni öyle tanıştırmış. Ben onun arkadaşlarının hepsiyle tanıştım bu arada. Trip atmıyor mu sana? Yo. Arkadaşlarına ne zaman tanışacaksın diyorum. Kısmet diyor. Tamam o zaman. Kendi bilir. Karşı taraf çok şey yapmıyorsa, sıkıntı etmiyorsa önemli değil o kadar. Bence de çok önemli değil yani. Özgür için çok önemli bir şey değil mi? Özgür konuşsana. Tabii. Yeni kaygısını sevmezse olmaz mesela. Aynen. Hangi tarafı olmaz? Arkadaşını satarsın, onu mu satarsın? Yok, sevgilisini satıyor bu. Sevgili satarım. Sevgili yenisi gelir her hafta. Hafta. Maşallah kardeşim. Ben de öyle bir tane ilişkimden öyle bitirdim bu arada. Vallahi. Evet, bir tane arkadaşıma kötü bir şey söyledi, dedim yok. Bay bay. Olmaz. Senden önce o vardı. Senden önce o vardı yani. Aynen. Yerini bil. Aynen öyle. Ben manyak arkadaşlarımı sevdirene kadar kesin dul sap her türlü kalırım yani. Ay bırak insanlara manyak deme. Ben senin arkadaşlarını tanıyorum. Hiçbiri de manyak değil. Bulduklarımıza bakalım. Ya herkes herkesi sevemez zaten. Ama böyle geneli okey diyorsa okeydir yani. Evet. Benim öyle arkadaşım üzülmesin diye sevgilisini idare ettiğim de oldu. Yani sevmedim sevgilisini ama bozmadım da. Ay, ne, bunu buldun demedin. Demedim abi. Tamam. Demedim. İdare ettim. Dedim nasıl olsa bu valla bir gün ayrılacak. Boşver yani. İdare ettiğim güzel bakış açısı. Evet. Karışmadım. Yaşasın. İçinde kalacağına yaşasın yani. Ayrılmayanlar da görüşmüyor aslında. Evlenirlerse eğer onlar. Aynen. Sonra biraz kesiyoruz direkt bir uzaklaşma oluyor ama. Oluyor yani, anladın mı? Sevmiyorum. Çok arkadaşım kaybettim ben öyle. Yanlış kişi evlendi diye yani. Çok ilginç başka ama ya. Şişeyi bırakmıyor. Hayatta en sevdiği şey şişeyle oynamaktır. Suyu buradan alamayacağım için sıkıntı yok. Arkaya tekmeyle yolla kanka. O benim suyum. Kaptı. No. Kız boyu yetişiyor bunun Sehpa ya. Çok tatlı ama. Tabii ya. Tacizci sapık ya. Bir tane pati koyuyor. Şöyle şuraya bakar mısın? Ne zaman bitireceksin suyunu? Alayım onu, bitince ver bana hayatım. Mumluklarımızı maruz bırakıyoruz hep hayvanlarımıza ya. Özgür nereye koşuyorsun? Ne var lan? Hemen yeni bir soruyla geliyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Kavgadan sonra stratejiniz ne oluyor? Trip atmak mı? Barışmak için yazmak mı? Başka türlü şeyler mi? Triple başlarım ben. Evet. Başlangıç triple. Evet. Devamı duruma göre. Haklı olsanız nabza göre şerbet. Özlem durumum. O anki yük tutkum. Her şey etkiler yani. Sizin stratejiniz kavga. Ne konuda? Kavgadan sonra diyorum hacı, ne yapıyorsun diyorum. Kavgadan sonra sevişir misiniz? Nasıl bir soru lan bu? Özgür kavga ederken bunu planlıyor. Kanka bunun için kavga ediyor bile olabilir Özgür yani. Böyle bir şey var. Bu evet, gerçekten en iyi sex fight after sex. Evet, doğru. Ama yine anneleri hiç yönelik olmuyor. Aslan. Ay anneleri sanki yönelik gibi bir tipimiz var mı? Arkaya bak, hale bak, ay ışıklara bak. Işıklara bak. Siz nasıl olmuştunuz belki? Şimdi kavga ettim. Kavgadan sonra ne yaparsın? Ne yapıyorsun? Kavga sonrası stratejin ne? Bu arada ben kavgada hiç gitmem. Hep onun gelmesini beklerim. Tam trip misin yani? Tripim ben. Tam tripsin full abi. Trip. Ona hiç triple uğraşamaz. Ben hiç sizin zaten anlamıyorum birçok şeyi. Yani postlamak, indirekt bir şeyler, şey hani ima etme falan. Ben de şey yaparım. Direkt biter yani. En real beyindir yani. Kavga ediyorsak böyle vıç vıç tekrar bilmem asla gelemem yani o şey. Evet, o sevmiyor. Ben şey yapıyorum. Sakinleş sonra yaz diyorum ve onun yazmasını bekliyorum. Gerçekten sakinleşip yazmasını bekliyorum. Sonra zaten çok olgunca anlamış oluyor yani. Ama orada da suçlayıcı bir tavır var. Ben sakinim, sen sakin değilsin. Sen ehlisin. Ben de sakin değilim ama çaktırma yani. Ben de çıldırıyorum ama çaktırma. Böyle bir manipülasyon kullanıyorsun yani. Ben kavga etmeye bayılırım. Uzatmaya bayılırım. Hararetli duygulara bayılırım. Fight after sex'e bayılırım. Bunu da burada ifşalıyorum. Ama kavgaya ben bayılırım. Kavgasız ilişki olmaz. Çok sıkıcı bir ilişki. Evet. Nokta. Wow. Her şey çok iyi oldu mu birazcık 30 yıllık sararım. Evli çifte dönüyorsun. Evet. Olmuyor. Olmuyor. Heyecanı kavgasız da yakalayabiliriz. Başka şeylerle. Bilmiyorum. Beni mesela yorar bu arada bu kadarı. Ben o kadar yapamam. Olmaz. Ben yok ya, ben yaşlıyım, ben gelemiyorum. Ben de. Ruhum içim... o kadar yaşlı ki. En gencimiz sensin ben. Evet. Ama benim içim 50 mesela. Bana sorsan ben 50 yaşındayım. Allah belanı versin. Gelemiyorum böyle çok fazla. Yorulurum yani... kanka, stres olurum. Tamam. Öyle. Peki sıkılmıyor musunuz? Öykünün dediği gibi. Hiç kavga yok abi. 2 senedir hiç kavga etmiyor. Sıkar. Ediyoruz canım. Ediyoruz tabii, ediyoruz da. Ben huzur insanıyım. Ben severim. Standart, düzen. Ben severim. Ama böyle gereksiz hani çok monotonlaştı. Hadi bir kavga edeyim demem. Ha evet. Ben de. Demem. Öykü diyor gibi. Hayır. Sen böyle şey gibi, ben durumda bir kaşınayım ya. Bir kaşınalım. Bugün neden kavga etmedik diye soruyorum. Hayır, boktan sebepten kavga çıkamam ama iniş çıkışlı ilişkiye bayılırım. Evet. Çünkü her inişin bir çıkışı var. Ben bu çıkışa. Evet. Daha fazla devam etmeyeceğim. Edin. Sus kız. Onat Bey, sizden bir taktik alalım ya. İlişki adamı. Zor bir soru oldu. Hemen düşünüyorum. Yok mu hiç birisiyle taktik? Tanıştın. İlk nereye götürürsün? Çok önemli soru ya. Evet. Ya ben baştan şeyi kırıyorum biliyor musun? Yani lahmacuncuya gidip ellerimize lahmacun yediğim zaman ben okeyim abi. Evet, ben de öyleyimdir mesela. Yani en leşi ya da en tepesi, o da olabilir yani. Boğaz'da çok lüks bir restoran da olabilir. Hiç lüks restoran İkisini de görmek isterim ben. Mesela. Hiç ayar olurum. Aslı'yı dürümcüye mi götürdün? Evet. Çok güzeldi. Zurna dürüm, Hatay usulü. Buralarından hep aktı. 10 numara değil. Sonraları ben temizledim. Ben hiç sevmem lüks restoran falan. Onat Bey. O özelimizdi. Vallahi ben sevmem. Hoşlanmam, çok bana şov gelir. Biz kahve içmeye gidecektik ilk date'te. Ama ben şeydim böyle, çok ilgisizdim. Tamam gidelim falan. Çocuk uğraşıyor, götüreyim seni, kahve içelim, muhabbet edelim falan. Tamam falan bilmem ne. Çok net hatırlıyorum, perşembe günü gidecektik. Ben çarşamba günü de muhabbet ediyoruz. O gün de bir planım iptal olmuştu. Dedim ki ya işte arkadaşım işte iptal etti planı, ben kaldım. Tamam dedi, o zaman dedi bugün buluşalım. Olur mu dedi. Olur dedim. Ama saat de akşam 7 falan olmuş dedi. Şimdi kahve içilmez dedi. Gel işte pub'a gidelim. Beni pub'a götürdü. Arkadaş da o pub'da çalışıyormuş bak. Zeki. Vay. Çocuk bize tekilaları getiriyor. Bir tabağını getiriyor. Çok da tatlı çocuktur. Halil çok inanılmaz bir insan. Bir de gülümsüyor. Bir de böyle şey işte gençler falan yapıyor böyle. Neredensiniz? Bir de böyle balkon gibi bir yerde oturuyoruz biz. Balkonun arkasından geliyor. Gençler yapıyor böyle falan. İnanılmaz bir date'ti yani. Kafeyinden alkole hızlı geçiş. Güzel. Hızlı geçiş tekila. Tekila biri çok kötü kafa yapar yalnız. Çok severim. Evet. Çok pis içerim ben. Evet. Ben peki alkol aldığında her şey çok pembe gözüküyor ya. Ne kadar doğru bir karar verdirtiyor sana? Hiçbir zaman doğru bir karar olmaz. Zor olur. Evet. Ben alkol önce bu arada mesela şeylere, bartenderlere falan gidip öperim falan. Ama yanandan yani, çok sevgi dolu bir insan olurum. Gerçekten mi? Onlar da eminim öyle düşünüyorlardır Öykü. Çok sevgi dolu ya. Kim lan bu deli gelip? Balelere falan sarılırım, yaparım yani. Ben de gevşerim, mutlu olurum ama diyor ki ilişkide kavgacıyım. Evet, bayılırım. Öyküyü içireceğim hayatım, öykü en iyisi. Bence mantıklı. Evet, ben gevşerim, ben de tatlı olurum, daha tatlı olurum yani. Özgür Bey first date uzmanı, sadece first date'de kalıyor ilişkileri. Niye laf soktun şimdi çocuğa? Öyle çünkü. Yalan değil. Ben de kahveciyim. Ama şu an tekila fikri de benim bir hoşuma gitti. Bunu bir deneyimlemem lazım. Acil. Hemen yenisini yaparsan yapabilirsin. Deneyimle tamam. Bacım. Güzel. Tamam. Çalışır. Meraktayım. Tekila güzel oluyor evet. Karşıya verdiğin mesaj da değişiyor ama. Yani. 7'den sonra buluşuyorsun. Bara, pub'a gidebiliyorsun. Yani sevmediğin ortam, uzaklaşma olasılığın düşük. Biz bayağı zaman geçmen gerekiyor orada. Belli bir yere gitmesi muhtemel. İşte evedir, başka yere bilmem ne. Kahvede öyle olmuyor ama kahve bittiği an kalkabilirsin. Okey de olabilir iki taraf buna. Evet. İlla oradan başka yere geçmek zorunda değilsin. Sevmeyebilirsin. Mesela kahve içmeye gittin, beğenmedin. Mecbur içeceksin kahveyi ama akşam bir yere gittiğinde alkole dayanırsın yani en kötü. O ne oğlum? İzin çeker gibi ya. Zorla takıma geçiyor. Benim bakış açısı. O hangover'a değer mi be o? Yani. Şeye benzedi. Bizim bir arkadaş var, alkol almıyor. Biz oturuyoruz, içmeye gidiyoruz. Abi ada çayı var mı? Ya abi diyorum yani. Çok iyi. Adam şey diyor yani, meyve kokteyli yapayım sana, alkolsüz. Yok abi, sıcak bir şey için. Yani. Üstüne battaniyeyi ört. Otur orada böyle. Örgünü falan ör yani. Ona benzedi biraz. Alkole katlanırsın. Katlanmıyor bak çocuk, görüyor musun? Katlanmıyor yani. O şeye göre de değişir ama mesela buluşmadan önceki flört, mesajlaşma aşaması güvenilirse alkolle de first date olur. Ama hiç yazışmadık. Zönk diye buluşuyoruz. Alkol biraz gerici olabilir, doğru. Benim hayalimde yazışmadan çarpışarak buluşma olduğu için ve tanışma olduğu için ben direkt kahveye geçebilirim. Bu kızdan hoşlanan gidip buna bir omuz çarpsın. Bir tane akım var diye böyle şey yapıyor. Kız kamerayı koyuyor gidiyor. Sen ondan istiyorsun. Ondan evet. Doğalı. O doğalı videolar değil. Bile şey ama. Yalan. Ama yalan. Ben doğalını istiyorum. Evet. Uğur Şengül damla altına böyle kolye atıyor ya. Röportaj adam da şey yapmış. Muhitine göre değişiyor değil mi? Telefonu çalıyor. Kapkaççı telefonu çalıp koşuyor abi. O da güzeldi. Çok iyi. Ay böyle. Ayrılırken taktik yapar mısınız? Dümdüz söyler misiniz? Yok, ben ayrılırken uğraşmam taktikle ya. Ben birinden ayrılıyorsam kafamda bitmişti. Ben ayrılık acısı da onun için çekmiyorum. Mesela hani bir şeyden rahatsız olursun, hemen ayrılırsın, sonra atıyorum özlersin, ayrılık acısı çekersin ya, ben o kısmı da ayrılmadan önce yaşıyorum, kafamda bitiriyorum, sonra zınk diye ayrılıyorum, ertesi gün date'lere başlıyorum mesela. %100 katılıyorum mesela, bende de böyle oluyor. Hiç katılmıyorum ya. Ondan sonra karşıdaki şey diyor, vay be ne kadar kolay atlattı beni diyor. Aynen. Eziliyor böyle. Aynen. Öykü saldırın. Hiç katılmıyorum ya. Evet. Ertesi gün date olur mu? Ben bunu görsem 24 saat sonra benim dışına biriyle çıkmış. Ben onu var ya t***larını koparırım. Üstüne alınma. Evet. Evet. Biz vallahi koparırım. Öykü Hanım'la role play yaptık. Ben Öykü Hanım'dan ayrıldım. 6 ay beni takip etti. Böyle evet, bir şey olamaz. 6 ay kavga ettik. Minimum 6 aylı bir sene arasında uzatmalara gidilebilir. Bazen 1,5'a kadar yolu vardır bunun. Oha. Oha. Evet. Evet. Büyük aşklar için geçerlidir bu. Seni çıkmaya göze alıyorsa minimum 2 sene zaten baştan opsiyonlu var yani. Bir gün bile çıksa. Sene rezerve hayatım Öykü. Bilmiyorum yani kanka biterse taktikle uğraşmam ya, bitmiştir. Evet. Onunla mı uğraşa? Taktik emek yani bence, bilmiyorum. Peki birleşmek istiyorsanız siz ayrılmadınız. Terk ayrılmam ki oğlum. Ya terk edildiniz ya. Ha, terk edildim. Gururuma yediremem ki. Ben de. Yediremem. Evde ağlarım, dışarıda makyajımı yapar, aynen, gezerim hayatım. Aynen hiç öyle. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıp terk edilsem bile. Aynen öyle. Yani. Sen Öykü. Asla. Öykü oraya alalım. Ben de çıkarım peşinden. Ben sümük torbasına dönerim. Hırkamla beraber evde otururum 6 ayla. Bir seneye kadar yine bir toparlanma sürecim olur. Of, bir sene daha gitti. Kaç oldu? 3 gitti. Ya. Ömür ya. Ulan erkek o kadar değerli mi ya? Değil. Değil. Doğru. Bir erkek için ya. Ama işte büyük bir aşksa doğru. Ama sen çok romantiksin ben ya. Ben balık burcuyum. Benim hayatım çöp ya. Aga be. Allah beni kahretmesin ya. Benim de ayım yengeç. Sen de duygusalsın. Ama göstermiyorum. Neyse benim gibi olmayın, onlar gibi olun. Böyle bir kamu spotu vereyim bari. Şimdi altına şey gelecek. Hayır Öykü abla duygusuz onlar falan böyle. Bize gelecek linçler. Ama niye duygusuzsun? Kendini korumak için duygusuzsun. Evet. Aynen öyle. Yani yoksa aynen öyle. Duygulanmak daha kolay bence. Bu arada duyguyu yaşıyoruz yine ama evet, çaktırmadan. Aynen. Dışarıya yansıtmadan yani. Dışarıya vermiyorsun. Çok büyük bir başarısı, tebrik ederim. Ya mesela gene atıyorum 6 ay ağlıyorsun evinde ama dışarıda çıkıyorsun ve evet, gayet okeymiş gibi görünüyorsun. Ama dateleşmek mesela yapamam yani ben. Yapamaz. İçimde aynen, bitirmeden ben dateleşemem. Bitirirsem anında dateleşirim. Acımam. Şimdi bitmiyorsa dateleşemem ki, içimden gelmez zaten. Aynen. Ama işte içinde bitmesi için bazen yara bandı olması gerekiyor. Ay yazık ama yara bandı da yazık. Onun suçu ne? İçindekinin bitmesi için başkasıyla görüşmek bir noktada iyi geliyor anlamında. İşte ben tecrübe etmedim. Olarak şey diyemeyeceğim. Ben de etmedim. Ama ona biraz yazık. Terbiyesiz. Sen tecrübe etmişsin ki bunu bize alenen söyleyebiliyorsun. Kanka şey gibi düşün. Sen de onun yara bandıysan okey bence. Mesela aynen. Hani sen yara bandı, merhaba ben de yara bandı deyip böyle. Şimdi birbirimizin yaralarını iyileştireceğiz. Hadi bakalım. Yaraları saracağım. Açık iletişim olsa lan. Sen beni saracaksın, ben seni saracağım, işte öyle bakacağız. Finalde iyileştim mi? İyileştim. Haydi naş. Yeni ilişkiye. Yeni bir aplikasyon çıkmış ya Tinder diye. Buna işte seni sağlıyor, tam sağlıyor. Sağlıyor değil mi hayatım? Geçen gün çıktı. Evet. İndirelim mi? Biz Tinder'a şey kategorisi geliyormuş. Ne arıyorsun? Uzun ilişki, tek gecelik, yara bandı. Güzel. Çok iyi. Güzel update. Çok iyi. Gene birilerine business fikirlerim gitti. Evet ya. Çalacaklar şimdi. Çalacaklar abi. Yok var canım, muhafazakar app'ler de var bunun için. Muhafazakar app'ler. Sen nereden biliyorsun muhafazakar? Bir arkadaşımın arkadaşı. Ne arıyorsun? İşe orada. Ne işin düştü hayatım muhafazakar app'e? Burada siz mesela Öykü evden çıkmadığı için potansiyel adaylara mesaj vermiyor ama siz hep makyaj yapıp evden çıktığınız zaman sizi bekleyen insanlara hep mesaj veriyorsunuz. Tabii. Kudur. Ama da yanlış mesaj. Kudursun. Okey. Nasıl? Onu kudurtmak için veriyorsunuz. Yo. Yazık olmuyor mu diğerine mesela? İkinciye daha güzel bir şey yaşayacaksınız. Ama o sırada çok duygulu olduğunuzu o anlamıyor. Sizle beraber bir şey yaşamaya başlıyor. Flört ediyorsunuz. Ama siz duyguların manipülasyonuna uğradığınız için o güzel bir ilişkiye doğru gitmiyor. Yok, öyle olmadı. Ya bunu tecrübe ettiğim için söylüyorum. İlişkimden ayrıldım. Bir ay sonra şimdiki erkek arkadaşımla çıkmaya başladım. Söyledim, ben dedim bir ay önce ayrıldım. Böyle hiçbir şey hissetmiyorum ama dedim öyle yani. Tamam dedi. Sıkıntı yok dedi. Yaşamadım öyle bir şey. Sene devam etti bu. Devam ediyor, çok iyi. Evet. Ne kadar sağlıklı. Evet, inanır mısınız, sağlıklı bir ilişkim var. Çok farklıymış. Maşallah. Eski ilişkisi ah etmemiş ya da belki de. Belki ya eski ilişkimi YouTube'da yayınlamamış olsaydım şu an neler neler söylerdim ama söylemek istemiyorum. Boş çünkü. Ay, o kadar yayınladım çünkü. Yok, söylemeyeceğim onun için. Boş ver. Kamera kapanınca anlatırım. Kapat Özgür. Kapatın ya. Erkekler de taktik yapar abi. Evet. Biz o konuda bir şey bilemeyiz. Akışınıza kapıldığım şey çok hoşuma gitti. Spontan abi. Yani yarın buluşacaksın, hazırlanacaksın. İkisi de makyajlı, giysili fake değil abi. O gün buradayım, hadi gel buluşalım. Çok hoşuma gitti mesela benim anlattığı hikayede. Evet. Böyle başlayan ilişkilerde genelde akışında gidiyor. Daha dürüst oluyor bir de abi bence. Ay, bilmiyorum, bir dönem böyle şeydim. Ben normalde hiç spontan bir insan değilim bu arada. Ben yani mesela İstanbul'a geliyorum ya. Her günkü planım belli bir şekilde geliyorum mesela yani. Hiç spontan değilim ama işte spontan olmayı çok istiyorum her zaman. Çünkü külfet oluyor abi yani. Biri planı iptal ediyor, mal gibi kalıyorsun böyle. Şimdi ben ne yapacağım oluyorsun. Onun için böyle tamam lan geleceğim dedim mesela. Hani öyle denk geldi. Normalde yapmazdım. Ama güzel geçti. Güzel geçti tabii. İşte bazen de yapmak lazım. Bir kere yapmış, iki seneye mal olmuş. Sana hiç değil kardeşim spontanlık. Nasıl yani? Hani geldim hadi in aşağı. Hiç değil ya. Onu da yaptık. Vallahi. Onu da yaptık. Gece 1'di saat. Dedi ki gel Urla'ya gidelim, denize girelim. Oha. 20 dakikaya sendeyim. Boyonu al gel, gittim. Helal olsun. Sabah 5'te döndük. Çorba söyledik, uyuyakaldık. Kapıyı duymadık. Çok iyi yani. İşte benim hiç böyle anlarım yok. Ben çünkü telefonu uçak moduna, kapıyı kitle yatıyor yani. Ulaşamıyorlar aslında ya. Urla'ya gitmedi. Niye uçak modunu alıyorsun? Gitmeyeyim diye Urla'ya. Urla çok güzel ama. Üşenirim ben gece birde. Uykum gelir. Benim içinde de hikaye tam tersi Aslı'ya. Her şey okey. Mayosuz olman lazım ama. Gece bir denize giriyorsan çıplak olman lazım abi. Ama insanlar vardı gece birde. Oo. Vardı. İşte onlar da çıplak olması lazım. Nerede? Türkiye'de yaşıyoruz biz. Ya. Evet, bu Şahmaran dizisinde falan oluyor böyle şeyler. Orta yerde soyunup yüzüyorsun ve başına hiçbir şey gelmiyor. Dizide oluyor hayatım öyle şeyler. Onlar da soyunabilir aşkım. Ben onları görsem yükselirim yani. Tabii ki. Tabii Burak Deniz soyunduğu için benim için de bir problem yok. Evet. Görmeyenler için Netflix'te. Gidip poposu diye Google'a da aratabilirsiniz. Boş verin, gereksiz de. Güzel. Bunu yaşamak istiyorum abi. Bunu bir spontan takılmak istiyorum. Sen yaparsın. Ben yaparım. Ben de yaparım. Bayılırım böyle şeylere. Evet. Bana şu an mesela uçak bileti aldım. Gel dese hiçbiriniz gözüm görmez. Hepinizle direkt uçağa binerim. Geri düşmedi de almam. Evet. O Özgür arıyor bizi. Öykü çıplak suya gireceğim diyor. Yani gitti yani. Bir gelmeyin isterseniz. Bölüm çekemeyeceğiz. Helal olsun. Keşke ben de yapabilsem. Peki stalk yapıyor musunuz? Uf, evet. Ölümüne. Evet. Fake hesabınız var mı? Var. Böyle lafta söylemiyormuşlar. Bir tane fake'im var. Bir tane de priv hesabım var. Benim annem bir stalk yapıyor. Fake hesabı var. Evet, fake hesabı vardı. Kapatıldı o hesabı, işte yorumlarda beni savunuyordu. Herkes şikayet etmiş, hesap kapatılmış. Hesabın nickine biliyor musunuz? Portakal. Tam bir annemiz ama tam bir böyle anne kuş. Hani bana gelen kötü yorumlara falan cevap veriyordu. Çok iyi ya. İnanılmaz bir stalk. Falan küfür kafir yani. İnanılmaz bir stalk ya. Benim çok bütün iyi. Düşmanlarımı her Allah'ın günü stalklar benim yerime. Helal gerek kalmıyor ki benim fake hesabımı açmama. Anne diyorum şu kişi ne yapmış ya diyorum. Kızım diyor bir şey yapmıyor ya, boş ver diyor. Malın bok içinde boğuluyor diyor mesela. Çok iyi. Çok iyi abi. Ben bakıp moralimi bozmayayım diye bakıyor. Kıyamam. Çok iyi. Evet. Siliyor, banlıyor falan. Çok iyi ya. Benim annemin stalk yapması yasak. Çünkü annemin eski sevgililerini stalklayıp sonra gidip yanlışlıkla fotoğraflarını beğenme gibi bir durum. Kontrolüm dışı, açıklayamazsın da ne yazacağım. Benim annem seni stalkluyordu da yanlışlıkla onu like'a basmış. 2021'de attığın resme. O yüzden yasak. Eyvah. Evet. Kendi hesabından stalklarsa ama şimdi. İşte acemi. Ben de ona bir tane açtırayım. Örgü öğren Fatma falan. Öğren şey. Öğren bayan. Örgü bayan. Örgü bayan. Yumuşak yani. Ama çocuk şaşırıyor. Örgü bayan diye biri var. Beğeniyor beni falan. Ama stalk yapılır, stalk candır. Ama erkekler bence daha az stalk yapıyor. Doğru mu? Yoksa cinsiyetçi bir şey mi söyledim? Ya ben yapıyorum vallahi, ne yalan söyleyeyim. Flörtümse. Flört aşamasında yapıyorum. İlişkide yapmıyorum. Eski sevgili mesela. Ya bir ölmüş mü kalmış mı? Eski bir arkadaş ya da. Arkadaşı yapamam ama eski sevgili de yapıyorum. Ben bittiyse merak etmem bu arada. Hayır, bakmam böyle yani. 2 ayda bir bakarsın. Niye hayatım? Ne kadar kötü bir durumu. Allah Allah. Ne kadar sürünüyor. Sürünüyor mu? Beddualarım işe yarıyor galiba. Ay hiç işim olma. O bitmediyse bakarım yani. Yaptığım ritüeller işe yaradı mı? Boş ver ya, salacaksın ya. Kendine niye yük yapıyorsun eskisini? Enerjisi. Yapmamak üstünü. Lazım doğru da ben merak ediyorum biraz. Sal be. Merak ederim. Gebermiş mi? Boşver abi. Keşke sağlıklı yaşayabilsek abi. Ben sağlıklı yaşadığım eski sevgililerinden birkaçını mesela arkadaşız Instagram'da. Aslı da bunu okey. Ve zaten stalklamama gerek kalmıyor. O da benim önümde düşüyor. Ben de onu düşünüyorum. Ama hep iyi niyetlerle baktığımızı düşünüyorum ben hala. Bence onlar da o tarafta. Takipleşiyorsan stalk olmaz ki zaten oğlum. O başka iyi şey. Ayrıldığım sevgilim olmadığı için... Sevgiliyle iyi ayrılmaz. Katılıyorum. Ya o aşık olmamış ki, kanka gibi zaten çıkmış. O yüzden. Senin dediği demek, seni anladım ben. Lisede zaten bir el ele tutuşmuşlar mesela böyle. Aynen, hani sevgili öyle olmuşlar ama alakası yok. Aynen öyle. Gerçek aşklar bence ayrılınca dost kalamazlar ya. Ben kalamam. Ben de kalamam. Hani dost kalmaktan ziyade kötü ayrıldım hepsiyle yani. Onun için. Tabii. Yok, yoğun yaşıyoruz ya. Mümkün değil. Arkadaş mı yok? Ne gerek var? Ya. Bana daha kalmadı be. Salakla muhabbet edeceğim. Doğru abi. Doğru. Kesinlikle doğru. Özgür hayatında ilk defa doğru bir laf ettin. Ben tebrik ediyorum seni. Helal sana. 2 milyar kişi var abi. Bir şekilde denkleşmişsiniz. Kader, enerji, o bu şu. Yani bence onun bir arkadaş olarak da devam edebilmeniz önemli bir şey. Bilmiyorum. 80 milyon olsun sizin için. Adam glomeli oynadı. Hiç çıkmıyor Özgür gibi şehirden de 10 milyon olsun. O da değerli. 10 milyon. Avcıların popülasyonu ne kadar? Ne kadar avcılar? Çocuk bayağı, sadece bayağı avcılarda flört ediyor gibi davranmayın herife ya. Beylikdüzü de oluyor. Senin Tinder çap ne? Tinder çapın ne radyusu ne? 5 kilometre falan. İşe çıkmıyor. Yakınlar oldu. İşe geldiğinde bakıyor musun peki? Bakıyorum. Burada kalite değişiyor mu? Burada kaydırıyorum. Allah cezanı kahretsin. O yüzden zorlu da date'e gidiyor. En azından Öykü gibi Amerika göstermiyor değil mi Tinder'imi? Manyak. Tinder'im değil, TikTok'um Amerika. Terbiyesi ver, ben de Tinder yok. Siz Tinder kullandınız Nasıl mı? Baktık ama sonra? Tinder kullandınız mı? Benim yaşım yetmedi. Ben kullanmadım. Amerika'ya kadar gidip Tinder bile açmadım. Öyle de şey, mal bir insanım. Bumble? Bumble yok. Grindr? Hayır, hiçbiri yok. Ama Bumble bence mesela mantık olarak vardı. Daha güzel gözüküyor bana. Kızların ilk yazması. Hayatta yazmam. No. Ha, aplikasyon mu o şekilde? Evet. Ya kural mı öyle yoksa hani raconu mu bilmiyorum ama öyle bir olayı var onun. Safe olsun diye mi? Safe olsun diye mi öyle yapmışlar? Yapmışlar. Değişiklik işte. Ha, güzel. Onun da sponsor olabiliriz. Biz ayırt etmiyoruz. Her türlü seks app'ine açığız. Öykü'ye yazdırırız. Ben evli bir bayan olarak Özgür Özgür'üsünden denetiriz, denkleştiririz, puanlatırız. Olur. Gold üyeliğe bakar. Gold üyeliğe. Adam fakir şeyi yapar bu ekip, yemin ediyorum yapar. Toparlayalım mı? Tamam. Nasıl toparlayalım? Sanki toparlamak için bir şey yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Aşağı yorum yazın. Bizim toparlamamız böyle yani. 43 dakikaymış. Böyle mi toparlıyoruz? İnsanlar taktik yapsın mı? Akışına bırak ya. Bana mesaj atan oluyor. İşte çocuk şöyle yaptı, böyle yaptı. Ben ne yapayım? Ne yapmak istiyorsun? Onu yap. Yani. Çünkü belli bir noktadan sonra şey olacak zaten. Taktik üstüne taktik. Taktik üstüne taktik. O ilişki doğal bir ilişki olmayacak ki. Ondan sonra da yürümeyecek zaten. Onun için ben taktik yapmayın diyorum. Evet. Katılıyorum. R'le dökebilirseniz iyi. Ben dökemem mesela. Ben kesin taktik yaparım ama saygı duyuyorum. Hayır, biz de yapıyoruz ama ilişkiyi taktiklerin üstüne kurmayın. Ama ilk etapta olabilir İçinde de olur. Taktiği ilişkiyi besleyecek şekilde yapabilir. Kıskandırabilirsin. Ne bileyim ben ya. Flörtü canlandıracak taktikler yap. Ket vuracak taktikler yapma kanka yani. Bence ilk başta da olmamalı abi. Yani çünkü yapan insan şey yapar şu an. Her yerde hepimizin sosyal medya hesabı var. Öyle bir taktik yapar ki şu an sizin beğenmeyeceğiniz biri kendini beğendirtir. Sevdiğiniz müzikler, sevdiğiniz gittiğiniz yerler, Yani her şeyi şu an mesela hepinizi tek 10 dakikada ben tavlarım abi. Her dünyadaki her insanı. İyi bir manipülasyon oturup anlatıyoruz her hafta ya, nasıl. Taktik yapmakla sen manipülasyonu karıştırdın şu an. O manipüle etmek olmaz mı? Bir parça. Evet, argümanları toplayıp. Peki manipüle edelim mi? Hayır. Allah seni kahretsin. Psikolojik şiddet uygulayalım mı mesela? Kandıralım mı? Gaslighting desen var. Manipüle desen var. Love bombing and ghosting hayatım. Yok abi yok, yapmayın. Ya bütün bölüm konuştuk, yapmayın diyoruz finalde de. İnandırıcı mı? Bakalım. Yorumlarda görelim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Önce konuğumuza bize vakit ayırdığı için. Evet. Sonra size izlediğiniz için. Emoji ne gelsin aşağıya? Emoji ne koysunlar aşağı? Sen belirle. Bok. Bok. Aşağıya gülen bok. Güzel. Bayılıyorum o emojiye. Aşağıya güzel. Gülen bok bırakabilirsiniz. Bir gün YouTube inşallah bizi kapamaz yani o yorumları. Teşekkür ediyoruz. Yok ya, kapamaz. Kapamaz. Kapacak olsa benim kanalı kapardı. Benim yorumlarım korkuyorum için. Öyle ya, teşekkür ediyorum. Evet, iyi ki geldin. Ben size teşekkür ediyorum. Beni ağırladığınız için keyifli bir sohbet oldu. Sohbet ettik canım. Ne? Aynen bölüm öyle. Çekmedik zaten. Aynen öyle. Öpüyoruz o zaman. Sizi seviyoruz kocaman. Kendinize çok iyi bakın. Öpücükler. Kat. Üstüne alınma yol. Thumbnail verelim mi Özgür Bey? Hadi alayım. Hadi al. Ne yapalım? Gülelim poz. He. Tamam okey. Hadi yapıştır. İlişkide tamam. Taktik yapılır mı yazdıydı? Durdum. Tamam. Buradan çıkar diye düşünüyorum. Kaşımın rengini de çok mu açmışım ya? Yok. E.T. gibi görünüyorum. Bir telefon ver de buradan da biz de story çekelim. Çekelim. Bayanlar. Aç telefonu. Süper. Yes. Geçmiş olsun.